Herkese yeni videodan merhabalar. Size bu videoda Hollanda'da kutlanılan karnavalı göstereceğiz. Aslında bu festival Şubat aylarının ilk haftalarında kutlanmaya başlanıyor birçok şehirde. Ve sadece 5-6 gün sürüyor. Ama Hollanda'da Bergen op Zoom diye bir şehir var. Bu şehir bu festivali çok daha önce kutlamaya başlıyor. Yani bugün mesela 20 Ocak ve bir ay boyunca bu festivali kutlamaya devam ediyor. Bu festivalde ne yapıyorlar aslında? Farklı farklı kıyafetler giyiyorlar ve çok sarhoş oluyorlar. Bu festival niye kutlanıyor? Onlar bunu nasıl kutluyorlar? Size bu videoda onu tam olarak anlatacağız. Gelin videoya Bergen op Zoom'un ilk festival gecesinden başlayalım. Karnaval Hristiyanların bir oruca başlama dönemi var. Tam o dönemin öncesinde yapılıyor. Oruca başlamadan önce ne yapabiliyorlarsa yaptıkları dönem aslında. Hristiyanlıkta bir dönem Hazreti İsa'nın bir çölde 40 gün oruç tuttuğu anlatılıyor. Onu anmak için yapılıyor. Onun öncesinde de dediğim gibi tam o döneme girmeden önce bu karnavalla yapabildiklerini yapıyorlar. Nasıl olsa o dönemde bir arınmaya gireceğiz diye. Farklı şehirlerde farklı konseptler oluyor bu karnavalı kutlamak için. Bergen op Zoom'daki konsept aslında tül perdeler takıyor insanlar genel olarak. Böyle çorap tarzında şeyler giyiyor genelde kızlar ayaklarına dizlerine kadar. Ve pilot şapkası tarzında şapkalar takıyorlar. Onun haricinde üstlerine ne kadar tuhaf aksesuar varsa hepsini bir şekilde iğneliyorlar ya da tutturuyorlar. Burada karnavalın geleneksel giysileri bu şekilde. Karnaval means so much to me. The most important thing to me in the world is the best place to celebrate Carnival is in Bergen op Zoom. Just look at all the people, it's amazing. Look at Markiezenhof, look at all the people, look at the gordijnen. It's the best, the only place to celebrate Carnival in the Netherlands is here in Bergen op Zoom. You gotta get here. It's called Krabbegat. It's the only place to be. Check it out for yourselves. Bu da aslında bu tarz festivallerin özeti. Kimse gerçekten önemsemiyor, her şeyi yere atıyor. Bunlar ertesi gün toplanıyor ancak. Yani bugün gerçekten insanlar kural tanımıyor. Meydan bu şekilde. Evet, dün bu meydanı terk ettiğimizde saat 2 gibiydi ve birçok insan hala dışarıda eğleniyordu. O günün ertesi günündeyiz şu an. Tekrardan meydanı bir görmeye geldik. Aslında dün size şehirdeki o parti havasını göstermiştik karnavaldan dolayı. Ama gündüzleri de başka aktiviteler oluyor. Mesela bugün şehri rehberler eşliğinde karnaval hakkında bilgi edinerek gezebiliyorsunuz. Bu ücretli bir etkinlik mesela. Kişi başı 8 euro veriyorsunuz. Ama karnaval niye kutlanıyor? İnsanlar neden bu kıyafetleri giyiyor? Şehir neden karnaval döneminde ad değiştiriyor? Ve bu yeni adı neden alıyor? Onlar hakkında bilgiler edinebiliyorsunuz. Hatta ilerleyen hafta sonlarında daha büyük müzikli geçitler yapılıyor. Bergen op Zoom gerçekten karnavalı kutlamak için en doğru yerlerden bir tanesi bizce. Evet, küçük grup sahayı terk etmeye karar verdi. Büyük gruba yol veriyor şu anda. Evet.
eğer Bergen op Zoman normal bir zamanda gelip bu sokakların ne kadar sessiz olduğunu görseydiniz bu kalabalığa gerçekten çok şaşırırdınız. Çünkü bizim burada arkadaşlarımız yaşadığı için onları ziyaret etmiştik daha önceden 2-3 defa ve sanki kimse yaşamıyor gibi hissediyorsunuz. Şehir aslında çok güzel, çok tarihi binalar ama kimse yok sokaklarda, özellikle pazar günü mesela. Ama karnaval döneminde herkes çıkıyor bir yerlerden. Hani belki dışarıdan buraya kutlamaya gelen insanların da bunda etkisi var. Ama gerçekten şehrin atmosferi tamamen değişiyor karnaval döneminde. Dün bu şehirde giyilen kıyafetlerden bahsetmiştim. Bunların da en göze çarpanı perde, tül tarzındaki şeyler aslında. Bunun da asıl sebebi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle insanlar çok fakir kaldığı için artık süslenecek şeyler bulamamaya başlamışlar. Ve evlerinde neler varsa onlarla süslenmeye başlamışlar. Bunun da en ulaşılabiliri her evde olan tül perde tarzında şeyleri keserek süslemeye başlamışlar kendilerini. Ve üstlerine başlarına eski şeyler takmışlar böyle. Gerçekten hiçbir manası olmayan ama böyle giydiğin zaman seni komik gösteren şeylerle süslemişler kendilerini. Karnaval döneminde bir de şöyle bir şey var. Her şehir farklı bir isim alıyor. Mesela Bergen op Zoom'a Krabbegat deniyor. Bu da aslında yengeç şehri gibi bir anlama geliyor. Şehirde yaşayan insanlara da Krab deniyor. Bu da yengeç demek aslında. Mesela bence bu şekilde giyinebilmek insana bir özgürlük veriyor. Bir rahatlık katıyor. Mesela şu karşıdaki adam kafasına süpermarket torbası takmış. Jumbo bir marketten aldığı torbayı kafasına süs olarak takmış. Dolaşıyor etrafta. Mesela şeyi konuşuyorduk Burçak'la, bu aktivitelerin burada ne kadar böyle güzel geçmişten bugüne devam ettirilebildiğini ama mesela bizim aktivitelerimizin, bizim kutladığımız şeylerin yavaş yavaş unutulduğunu. Bu aslında üzücü bir şey. Hani bizim suçumuz bu biraz diye ilk başta konuşmaya başladık. Biz de hani katkıda bulunuyoruz, o eski gelenekleri devam ettirmiyoruz diye konuşmaya başladık. Ama sonradan şunu da fark ettik. Mesela buradaki aktiviteler gerçekten eğlenceli. Yani üstünüze, başınıza saçma şeyler giyip aslında rahat davranabileceğiniz bir ortam oluşturuyor insanlar kendilerine. Bizde daha çok şu var gibi, rahat davranma, işte yaptığına dikkat et, orada şöyle dur, onu giyemezsin. Birinin hani yanında böyle davranamazsın, büyüğünün yanında böyle duramazsın, işte onu giyemezsin falan gibi böyle kısıtlayıcı şeyler oluyor. Bir anda toplu etkinliklerde. Evet, maalesef. Ve bu bizim sonradan işte bu tarz bir kültürümüz içimize işliyor. Yani tüm hayatımızda da bizimle birlikte oluyor. En basitinden şu örneğe bağlayabilirim. Mesela şu an ben bir şirkette çalışıyorum mühendis olarak ve ara ara sunum yapmamız vesaire gerekiyor. Ve mesela ana gözlemlerimden biri şu. Bir Hollandalı bir sunum yapacağı zaman o kadar özgüvenli yapıyor ki. Veya işte bir Türk veya daha böyle Orta Doğu ülkesinden gelmiş biri sunum yapacağı zaman da çok daha böyle sönük kalıyor o sunumu. Hani biraz böyle utanma başlıyor, ses birazcık işte çatallaşmaya başlıyor. Gerçekten bu rahatlık, toplum önündeki bu tarz davranışlar insanları bence bir tık daha özgüvenli kılıyor ve bu bizde maalesef yok diye düşünüyorum. Mesela bize ilginç gelen şeylerden bir tanesi yine bugün saat 3 ve hani herkes yavaştan içmeye başlamış. İşte arkamda görüyorsunuz biralarını içiyorlar falan. Akşam olunca alkol alma limiti daha da yükseliyor tabii bizim gözlemlediğimiz kadarıyla. Ama hiçbir şekilde işte birbirini taciz etme, birbirine sataşma, bir kavga, bir gürültü herhangi bir şey duymadık ve görmedik bu zamana kadar. Hani burada Avrupa'da böyle alkollü etkinliklerin çok fazla yapılıp bu kadar kavga çıkmaması da bizi şaşırtıyor. Az önce bahsettiğimiz şeyler şu demek değil. Batı insanı çok iyi, Avrupalılar ne kadar güzel bir toplum ve biz ne kadar kötü bir toplumuz demek değil. Sadece şu aslında, onların da bizden öğrenecekleri şeyler olduğu gibi bizim de onlardan alabileceğimiz güzel yanlar var. Hani bunları bilmek lazım. Hiçbir zaman şey dememek lazım. Hayır, biz en iyisiyiz, biz şu açıdan daha iyiyiz falan. Hayır, her toplum belli bir açıda diğerinden daha iyi ve her zaman daha da ileri gidebilmek için o daha iyi olabilecek davranışları başkalarından alabilmeli bizce. Şimdi tabii bu şehre gelmişken şehir aynı zamanda çok tarihi ve güzel bir şehir olduğu için sokaklarda gezmek de ayrıca keyif veriyor. Arkamda gördüğünüz otel de Hollandalı en eski oteliymiş.
Karnavalın ilerleyen günlerinde arkamda duran kilisenin çan kulesini de giydiriyorlar böyle mavi bir elbiseyle. Gerçekten çok komik oluyor. Geçen sene görmüştük onu. Şöyle düşündük en sonunda. Şimdi böyle herkes ailece çocuklarıyla falan giyinip böyle değişik şeyler takıp üstüne sokaklarda dolaşıyorlar. Hani bence ailece yapılacak çok güzel bir aktivite. Düşünsenize evde çocuklarınızla beraber bulabildiğiniz ne varsa üstünüze takıp sokaklara çıkıyorsunuz ve her şeyi yapmak serbest o gün. Çocuklu aileler için bayağı güzel bir aktivite bence. Yerleri göstermiştim çok kirli diye. Bugün düne göre bayağı temizlenmiş ama tabii hala kirli. Demek ki gece belediye biraz çalışmış. Bu videoda size Hollanda'da karnavalın güzel kutlandığı bir şehri göstermeye çalıştık. Eğer olur da denk getirirseniz Ocak sonlarından Şubat ortalarına kadar bu şehri ziyaret ettiğiniz takdirde bu karnavala denk geleceksiniz. Eğer buralara yolunuz düşerse o tarihlerde bu şehri listenize kesinlikle ekleyebilirsiniz. Bu parti havasını Hollanda'nın bu küçük şehrinde yaşayabilmek için. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.